virüsün yayılması açısından baktığımızda bildiğiniz gibi virüs çabuk yayılan bir virüs. Çok çabuk bulaşıyor. Yayılmayı seviyor. Koronavirüslerin karakteri bu zaten. Yani koronavirüsler bir topluma veya bir topluluğa geldiğinde, hayvanlarda da bu böyle, bulaştıktan sonra popülasyonda kalma eğilimi gösteren virüsler. İşte bu yüzden popülasyonda kalma eğilimi olduğu için, bulaşması fazla olduğu için, çabuk olduğu için bunun önüne geçmek lazım. Ne yapmak gerekiyor? Bu bulaşmayı engellemek için kesinlikle bir araya gelmemek lazım. Yani o yüzden hep diyoruz sosyal mesafeyi koruyalım, aramızda 2 metre olsun. İşte hayvanlarda bu virüslerin kontrol altına alınamıyor. Alınamamasının nedeni aslında hayvanlar beraber yaşamak zorunda kalıyor. Bizim kedilerde yaptığımız çalışmalarda çoklu kedi ortamı dediğimiz, yani evde veya dışarıda birkaç taneden fazla kedi olursa bu virüs daha sık görülüyor. Ama tek olan evlerde, yani tek bir kedisi olan evlerde kedi koronavirüsleri daha az görülüyor. Tavuklarda da benzer bir şekilde beraber yaşamak durumunda olduğu için tavuklarda da bu infeksiyonun önüne geçmek zor oluyor, kontrol edilmesi. İşte bu yüzden tavuklarda aşılar yapılıyor. Bu aşılar sprey yoluyla kullanılıyor ve şu an hayvanlarda en başarılı aşılar tavuklarda kullanılan aşılar koronavirüslere karşı. Kedilerde maalesef aşı yapılamıyor. Maalesef buzağlarda aşı üretilemedi. İşte bu nedenle biz diyoruz ki bu SARS koronavirüs 2'ye karşı, yani COVID'e karşı aşı üretiminde de, üretimi demeyelim, yani aşı geliştirilmesinde de sorunlar olabilir. Bu sorun aşının sadece koruması değil, güvenliğiyle ilgili de sorunlar yaratabilir. Şöyle ki bu hastalıkta fazla antikor bulunması aslında dezavantaj teşkil ediyor. Neden? Antikorlar makrofajlara bağlanıyor ve bu antikor aracılığıyla infeksiyon artışı şekilleniyor. Bu açıdan baktığımızda antikor lazım bize ama yararlı, yani virüsü nötralize eden, yok eden antikorlar lazım. Ki bu antikorlar mukozada bulunabiliyorlar, bir de serumda bulunabiliyorlar ya ve dokularda bulunabiliyorlar. İşte aşı felsefe olarak, yani çıkım noktası olarak hem mukozayı koruyabilecek aşı, hem de dokularda var olan, serumda var olan, yani virüsün vücut içinde yayılmasını engelleyen tarzda bir aşı gerektirir. Aşı yapmak lazım. Ki kanatlılardaki deneyimimizden yola çıkarsak bu aşının aslında mukozaya, yani buruna, boğaza uygulanabilecek direkt sprey tarzında bir aşı olmasında yarar var. Ki immünoglobulin ağları artırsın, virüsün girişini direkt engelleyebilsin. Evet, şu anda bizim İstanbul Üniversitesi BAP birimimiz tarafından desteklenen projemizde virüsün spike proteini, yani S proteinini üzerine çalışıyoruz. Bu S proteinini rekombinant olarak üretmeye çalışıyoruz. Hedef şu: S proteinini ürettikten sonra bununla bir antikor testi geliştirmek, ELISA testi geliştirmek. Bir de ikinci aşamada bu S proteinini aşı olarak kullanma potansiyelini araştıracağız. Yani bir yandan antikor testi geliştirirken bir yandan da bu S proteinini ne karşı oluşacak immünolojik yanıta bakmaya çalışacağız. Bu bağlamda da bizim 3 tane doktora öğrencimiz TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu arada Sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımız ve TÜBİTAK'a teşekkür etmek istiyoruz projeye desteklerinden dolayı. Evet, çıkış noktası o. Başka birkaç multidisiplin tarzında ikinci bir proje düşünüyoruz. S proteinini bir nanoteknolojik ürün haline getirip bunu mukoza yoluyla verip sprey aşı geliştirme üzerine çalışmalar yapacağız. Asıl hedefimiz bu bizim. Yani S proteinini bir taraftan antikor testi olarak kullanmak ama bir taraftan da bunun mukoza yoluyla kullanılabilecek, aynı kanatlı hayvanlardaki, yani tavuklardaki gibi kullanılabilecek bir aşı potansiyeli olabilir mi diye böyle bir düşüncemiz mevcut. Aşı zaten son üründür. Son ürüne gelmeden aşım var demek doğru değil. Biz şu anda protein üretme peşindeyiz. Protein ürettikten sonra bu aşı çalışmalarına başlayıp ondan sonra bu acaba mukoza yoluyla, yani sprey yoluyla kullanılabilir mi? Kullanıldığında nasıl sonuçlar alırız? Başka bir projede inceleyeceğiz. Haziran'da proteini elde etmeyi düşünüyoruz. Çalışmalar başladı.
Yani o sonuçlara göre devam gideceğiz, ilerleyeceğiz. Şu anda dünyada virüsü öldürerek yapılan aşılar var. Virüsün canlılığını azaltarak yapılan aşılar var. Rekombinant yolla, yani bizim sistemimizi kullanarak yapılan aşılar var. Bir de vektör aşısı dediğimiz, virüsün spike genini başka bir virüse, yani adenovirüse vererek yapılan aşılar var. Hangisi önde derseniz, bu net bir şekilde söyleyebiliriz. Biyoteknolojik yolla elde edilen, yani rekombinant yolla elde edilen S proteini kullanılarak yapılan aşı insan denemelerinin ikinci fazında. Bir, iki tane daha aşı var. Vektör üzerinden yapılan, yani bu S genini gene başka bir virüse verip yapılan çalışma var. Bir aşı daha var ki o da RNA aşısı dediğimiz. Önceden virüsün proteinlerini kodlayacak tarzda materyali verip virüsün proteinlerini ürettiriyorsunuz. Gene S proteinine yönelik çalışmalar. İşte bunlar ikinci fazdalar şu anda. İkinci faz dediğimizde şu oluyor. Önce 50-100 insanla denenmiş oluyor. İnsan çalışmaları yapıldı. Ve bu 50-100 çalışmalardan sonra 500 insana çıkıyorsunuz. Daha fazla sayıya. Üçüncü fazda da binli rakamlara çıkıyorsunuz ki o zaman evet ben iyi bir yanıt aldım. Aşım başarılı olmaya doğru gidiyor. Ama hala aşı yok ortada. Yani insan çalışmalarının sonunda aşı elinizde oluyor ve ondan sonra diyebiliyorsunuz bu. Bir de o da yetmiyor. Lisans almanız lazım. İşte bu lisans alma, bu çalışmalar biraz süreç gerektiren çalışmalar. Yaz sonunda bu çalışmaların biteceğini ve bir firmaya, yani tabii koruması ve güvenli olması önemli aşının. Koruyan ve insan sağlığı açısından da bir herhangi bir risk oluşturmanın aşı üretildiğinde firmayla anlaşılıp üretime geçilecektir. Sonbahar, yani bu dönemlerde zor aşının çıkması, sonbaharda bu üretime geçilebilir. Biraz önce söylediğim gibi aşının üretimi değil, aşının yani koronavirüslerin karakterinden dolayı, yapısından dolayı koruyucu bir aşının elde edilmesi veya koruyuculuğu elde edilse, onda şüphe olmasa bile insanlara zarar konusunda şüphelerimiz var. Bütün dünyadaki bilim insanlarının. Yani aşının birinci noktada koruyuculuk, ikinci noktada güvenlik anlamında sorunları da beraberinde getiriyor. Aşıyla elde edilecek antikorların insanda bazı istenmeyen immünolojik yanıtlara neden olabileceği, hatta enfeksiyonda artış yaratabileceği yönünde bulgular var. Biliyorsunuz Amerika'da son yapılan gözlemlerde çocuklarda Kawasaki hastalığına benzer sendromlar ortaya çıkmaya başladı. İşte bunun da koronavirüs enfeksiyonu, yani geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonlarından arta kalan antikorların yaptığı bir immünolojik reaksiyon olarak değerlendiriliyor şu anda. Ancak bilim takip ediyor. Net bir veri veya net bir sonuçlara henüz ulaşamadılar. Türkiye'de de benzer bir şekilde inaktif, yani virüsü öldürerek ilerleyen aşı çalışmaları var. Zayıflatarak ilerleyen aşı çalışmaları var. Bizim sistemimizdeki gibi rekombinant protein kullanan aşı çalışmaları ve diğer yöntemlerle, bazı moleküler yöntemlerle, biyoteknolojik yöntemlerle ilerleyen aşı çalışmaları var. Ben şahsen inaktif aşıların yeterli immün yanıt oluşturmayacağından tutun da çok yan etkilerinin olabileceği görüşündeyim. Bu nedenle virüsü inaktif ederek, virüsü öldürerek geliştirilecek aşıların çok gerçekten hem immünolojik anlamda hem de yan etkiler anlamında çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Diğer aşılar, yani direkt S genine, yani spike genine veya spike proteinine üzerinden giden biyoteknolojik aşıların daha başarılı olacağı kanısındayım. Bu arada tabii ki unutulmaması gereken bir nokta var. Aşılar önce hayvan denemeleri yapılıyor. Şu anda yurt dışı hayvan denemelerini bitirdi. Biz ülkemizde hayvan denemelerini yapmaktayız şu anda. Hayvan denemelerinden sonra insan denemelerine geçilecek. Bir başka vurgulanması gereken nokta, hayvanlarda alınan her sonuç insanlarda bu şekilde olacak diye bir kayıt kural yok. Mutlaka insan çalışmalarının yapılıp, insan çalışmaları yapıldıktan sonra evet bu aşının etkinliği ve güvenliği vardır, kullanılabilir denilmesi gerekiyor. O aşıların sonuçlarını beklemekte yarar var aslında. Bakalım o sonuçlarda neler çıkacak.
Gerçekten koruyucu olacak mı? Gerçekten yan etkileri olmayacak mı? Eğer koruyuculuk düzeyi düşük, yan etkileri de varsa, o zaman biz buradan şunu öğreneceğiz bilim insanları olarak. Evet, aşı hazırlamada sorunlar başladı, sorunlar var diyebileceğiz. Şimdi bu denemeleri yapmadan bir şey söylemek gerçekten zor. Zaten enfeksiyonun, yani bu SARS-CoV-2 salgınının nereye gideceği de belli değil. Biliyorsunuz vakalarda düşüş var. Biz eğer sosyal mesafeyi ve maske takmayı devam edersek, koruma kontrol önlemlerimize devam edersek, bu vakaların azalması devam edecek. Ama koruma kontrol önlemlerini eksik yaparsak vakalar gene artmaya başlayabilir. Biz tam virüsü kontrol altına alacağız derken, virüs endemik dediğimiz, yani virüs artık bütün toplumda var oluşunu devam ettirir hale gelecektir. Yani endemik bir pozisyona girecektir. Bu da iyi bir şey değil. Aslında virüs zayıf bir virüs. Dış ortamlara karşı çok dayanıksız. Bu nedenle kontrol edilebilecek bir virüs. Eğer lütfen halkımıza sesleniyorum, kurallara uyar, mesafeyi korur, maske takar, el hijyenine dikkat ederse biz bu virüsten kurtulabiliriz. Gerçekten kurtulabiliriz. 3-4 şeye dikkat edecek halkımız olarak. Ondan sonra zaten virüs azalıyor, toplumda bir bağışıklık da gelişecek ki hep konuşuluyor sürü bağışıklığı. 4 gün içerideyiz, diğer zamanlar dışarıdayız. Dışarıda olduğumuz zamanlarda toplumun bir kesime virüs bulaşıyor. Bir şekilde bu toplum bağışıklığı da oluyor yavaş yavaş. Yalnız yaşlılarımızı riske atmamalıyız. İkinci hastalığı olanları, başka hastalığı olanları riske atmamalıyız. Bu insanlarımızın kesinlikle kalabalık yere çıkmaması gerekiyor. Çıksalar da sadece hava almak için çıkmaları gerekiyor. Başka bir nedenlerden dolayı kapalı yerde de bulunmamaları gerekiyor. İşte risk grubundaki insanlarımızın hala riski devam ediyor ki bu insanlarımızın çok çok daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Yani virüsle mücadele edebiliriz, hatta kazanabiliriz. Eninde sonunda insanların bağışıklık sistemi bu virüsü yenecek. Öncelikle bizler genç araştırmacılar olarak burada Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının rehberliğinde hem kendi eğitimimizi tamamlıyoruz. Aynı zamanda burada böyle bir çalışma içerisinde bulunmaktan, bir parçası olmaktan da gurur duyduğumuzu, onur duyduğumuzu söyleyebilirim. Ben bir doktor öğrencisiyim ve benimle birlikte burada iki araştırmacı arkadaşım daha var. Bizler hem YÖK tarafından hem de TÜBİTAK tarafından bursla desteklenen doktora öğrencileriyiz. Bu durum bizleri teşvik etmekte. Bunun dışında laboratuvar çalışmalarında hem kendi eğitimimizle beraber hem de projelerin gerekliliklerini yerine getirmek adına çalışmalarda yer almaktayız. Bu iki projenin içinde hepsi. Doğru hocam. Çalışmalar yapıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz işte. Gidelim. Bir yapıyoruz. Ama zaten SARS-CoV-2'yi de üretiyoruz, öyle bir şey yok. Onun için açıklamak.